Bugün hangi görüşten olursa olsun AKP'nin faşizmine, tek adam yönetimine, devlet şiddetine, kanunsuzluğuna, soygunlarına, talanına, çıkarcılığına, bütün işleri eline yüzüne bulaştırmasına, ekonomiyi krize sokmasına karşı olan herkes bir araya gelmek zorunda. Çünkü AKP'nin çok az zamanı kaldı, çok az yeri kaldı. Yeri ve zamanı azaldıkça şiddeti artacaktır. Daha önce de söyledim. Ve artıyor. Bu şiddete bu toplum hukuki olarak aynı şekilde, aynı güçle cevap vermek zorunda. Bugün size yaptıkları baskına bütün medyanın, AKP'li olmayan bütün medyanın aynı güçle, aynı şiddetle karşı durması gerekir. Türkiye'nin karşı durması gerekir. Bugün size yapılanlara ses çıkarılmazsa yarın Doğan'a gidecekler. Teker teker avlayacaklar. Ve eğer AKP herkesi susturur da hakikaten bir tek adam rejimi kurarsa önümüzdeki ihtimaller çok fazla değil. Savaş, iç savaş, askeri darbe. Bizi oraya doğru götürüyor. Çünkü hukuk ortadan kayboldu. Bakın bir toplumun hayali nedir? Huzurlu ve zengin bir hayat sürmek. Erdoğan için huzur kelimesi hayatında olabilecek en büyük kabus şu anda. AKP için huzur kelimesi hayatlarında olabilecek en büyük kabus. Neden? Huzur hukukla olur. Bir toplumu huzurlu kılan o toplumun hukuk çerçevesinin sağlam olmasıdır. AKP ve Erdoğan hukuka tahammül edemezler artık. Hukuktan kaçmak zorundalar, hukuku yok etmek zorundalar. Hukuk isteyen herkesi de eğer ellerinden geliyorsa hapse atmak zorundalar, susturmak zorundalar. Burada bu şiddetli saldırıya, bu devlet şiddetini kullanmaya karşı dediğim gibi ben bütün medyanın ve muhalefetin birleşmesini beklerdim. Kemal Kılıçdaroğlu zannetmesin ki CHP'nin kapısına gitmeyecekler. Devlet Bahçeli zannetmesin ki onun kapısına gelmeyecekler. Hiçbir sese tahammülü yok şu anda AKP'nin. AKP artık bir siyasi parti değil. Ciddi bir gangster çetesiyle karşı karşıyayız. Bunu böyle görmelisiniz. Hukuku aldırmıyorlar. Hukuku aldırmıyorlar. Burayı ele geçirmek, burayı soymak istiyorlar. Soydular ve bu soygunu sürdürmek istiyorlar. Bunun için de herkesi susturmak istiyorlar. Kendi istediklerini söylemeyen herkese saldırmak istiyorlar. Saldıracaklar. Başka bir çareleri yok. Hukuka dönemezler. Huzur istemiyorlar. AKP ile bu ülke, AKP'lilere de sesleniyorum. AKP'ye oy veren insanlara. AKP bu ülkede, siyasette bu ağırlığını sürdürürse, Erdoğan'ın ben fiilen sistemi değiştirdim demesine izin verirse bu ülke huzur görmeyecek. Sadece AKP'li olmayanlar değil, AKP'li olanlar da huzur görmeyecek. Gelmekte olan şey hiç kimse için iyi değil. Ayrıca bu nasıl bir saldırı olduğunu iyi görmemiz gerekir. Çok basit, çok sıradan ama Mehmet Altan'ın dediği gibi bazen bir tek küçük kan damlasında bütün bünyedeki hastalığı görürsün diyor. Dün akşam uçağa bindim Türk Hava Yolları'na. Gazeteler var mı dedim. Dışarıdan dönüyorum. Dediler ki var. Alayım işte. Hürriyet istiyorum. Zaman istiyorum. Sözcü istiyorum. Cumhuriyet istiyorum. Taraf istiyorum. Bir tek Hürriyet var. Diğerleri yok. Onun yerine hostes kız bana Milliyet uzattı. İstemiyorum. Vatan istemiyorum. Akşam istemiyorum. Bütün AKP yanlısı gazeteler ve AKP yanlısı olmayan hiçbir gazete yok. Ya şimdi ben soruyorum. Bu AKP Hava Yolları mı? Türk Hava Yolları mı? Oraya yöneten çocuğun parasını AKP mi veriyor? Erdoğan mı veriyor? Davutoğlu mu veriyor? Yoksa o uçaklara binen insanlar mı biliyor? Bu adam hangi küstah cüretle oraya sadece kendi istediği ve sadece desteklediği partinin gazetelerini koyabiliyor? Bu nasıl bir cesaret? Bakın buradan benim aklıma bir şey geldi. Yani ciddi muhalefet partilerinin biraz çalışması gerekiyor. Muhalefet partileri böyle öyle bir demeç, böyle bir demeçle karşı çıkılabilecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Ciddi bir durumla karşı karşıyayız. AKP mafyozi bir yapıya dönüştü. Biliyor musunuz New York'ta çok gelişen mafyayı nasıl önlediler? Yıllarca mafyanın başındaki adamları yakalamaya çalıştılar. Bu çok zor çünkü çok geniş bir avukat teşkilatları var. Bağlantıları yakalamak çok zor oluyor.
Ayrıca politikacılardan adamları bataklık var. Bataklık sinek hikayesi mi? Yani olmuyor. Bir anlamda. Bunun üzerine New York Belediye Başkanı dedi ki sistemi değiştiriyorum. Küçük, önemsiz sokaktaki satıcıları yakalamaya başladılar. Küçük, önemsiz sokaktaki satıcıları yakaladığınız zaman esas büyük reislerin sokağa çıkıp da esnaf satacak hali yok. Çöktü sistemleri. Yani herkes zannediyor ki önce reise karşı gitmeliyiz. Yok. Onu denediniz. Bence şimdi onun adamlarının üstüne gidin. Türk Hava Yolları'nın başındaki adama muhalefet partileri parlamentoda soruşturma açtırmalı. Ne cüretle, hangi küstah cüretle? Bu adam ailesinden mi kaldı bu şirket? Orada sadece propagandası yapan gazeteleri gösteriyor. Aynı zamanda emniyet müdürleri varsa, AKP'nin öyle silahlı propaganda birliği gibi çalışan, yasalara uymayan, Erdoğan istemediği adamları yakalayan, onların üstüne gitmeli. Yargıçlar varsa, Erdoğan'a bağlı olarak çalışan, Erdoğan'ın emriyle adam tutuklatan, dosyası boş insanları içerilere atan, onların üstüne gitmeli. Muhalefet artık tek tek devlet memuru gibi gözüküp de Erdoğan'ın memuru haline gelen, bir mafya sistemi içine giren, hukukun dışına çıkan bütün herkesi teker teker yakalayarak parlamentoda hukukun ve siyasetin kürsüsüne oturtup yargılamalı. Ve toplum bunu görmeli. Türk Hava Yolları Başkanı'ndan başlamalılar. Sormalılar. Bu kadar basit bir şey. Sen kimsin ve ne hakla sadece kendi partinin propagandasını, parasını bütün halkın verdiği bir uçakta yapabiliyorsun? Bu basit. Bunu aynısını emniyet müdürlerine uygulayabilirsiniz. Bazı yargıçlara uygulayabilirsiniz. Bazı savcılara uygulayabilirsiniz. Paralarını halktan aldıkları halde bir partinin yandaşlığını yapan ve hukukun hakkın dışına çıkan bu adamları muhalefetin tek tek ortaya çıkartması, toplumun önüne koyması, soruşturması, sorgulaması, gerekirse yargıya götürmesi ve onları o koltuktan devirmesi gerekir. Üç tanesini devirdiğiniz zaman ondan sonra AKP bu mafya yapısını kolay kolay sürdüremez. Ama muhalefetin de artık biraz hareketlenmesi gerekiyor. Tehlike gittikçe daha azgınlaşarak geliyor insanların üstüne. Dediğim gibi bugün sizi bastılar. Yarın Doğan'ı basacaklar. İnsanları tutuklayacaklar. Çünkü tahammülleri yok. Dayanamıyorlar. Dayanabilecek halde de değiller. İktidardan gidiyorlar. İktidardan gittiklerini kamuoyu yoklamalarında görüyorlar. İktidardan giderlerse gidecekleri yer mahkemeler. Ve ödleri patlıyor. Çünkü bizim bile bilmediğimiz birçok dosya birikmiş. Daha bugün gazetesinde vardı. IŞİD'e gönderilen silahlar. Tek bu suç yeter bir adamın bütün hayatını karartmaya. Bunun için bu adamlar saldıracaktır. Buna karşı dediğim gibi ben burada Doğan grubunun yazarlarını, yöneticilerini beklerdim. Aydın Doğan'a da seslenmek isterim. Aydın Doğan'a gitmeyeceklerini mi zannediyor? İyi geçinemezsiniz bundan sonra. Bundan sonra AKP ile iyi geçinmek mümkün değildir. Ya tamamıyla onun söylediklerini tekrarlarsın, suç ortağı olursun. Ya da ben karışmayacağım diye kenarda durursan sana tahammül etmez. Çünkü sen onun için bir tehlikesin. Her an konuşabilirsin.